İki tekerizden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bisiklet camiasında büyük bir kavga olan hidrolik disk fren ve V freni kıyaslayacağız. Bakalım olayın aslı astarı neymiş. Arkadaşlar kısaca ne yapacağımızdan bahsedeyim. Bir tane hidrolik disk frenli dağ bisikletimiz var. Bir tane de V fren sistemli dağ bisikletimiz var. Hafif eğimli bir yoldayız. Bir başlangıç çizgisi çektik, bir de bitiş çizgisi çektik. Başlangıç çizgisinden aynı vites aralıklarında hızlanacağız bitiş çizgisine kadar. Daha sonra burada gördüğünüz bitiş çizgimiz. Burada iki bisikletle de fren sıkacağız ve durma mesafelerini ölçeceğiz. Bakalım kaç metrede duruyorlar. Aralarındaki farkı size göstermeye çalışacağız. Herkes yerini aldı mı beyler? Evet, şu an start çizgisine doğru gidiyorum. Önce hidrolik disk frenle başlayacağım. Daha sonra V fren. Start çizgimiz burası. Hemen vitese bakayım. Vitesini ayarladım. Hemen şimdi hazırlıkları tam mı diye bir sorayım. Araba geçtikten sonra arkadan da gelen yoksa çıkacağım. Pek kullanılmayan bir yol ama şansımıza tabii biz video çekeceğimiz zaman kullanılıyor. Şu araba geçtikten sonra çıkıyorum. H yaz yanına. Tam arada şu traktörlü amcacım batırdı biraz ortalığı ama. Şimdi de V fren testi için çıkıyorum tekrar start çizgisine. İkisi de frenlerin başlangıç tarzında. Hidrolik fren de giriş seviyesi bir hidrolik fren. Seri dışı. V fren de yine öyle seri dışı bir V fren. Start çizgimiz burası. Yine vites ayarlarımı yapayım. Yine şansımıza bir araba geliyor. Bu geçtikten sonra arkası boşsa çıkacağım. Bakalım V fren nerede duracak? Çıkıyorum. Hazır ol. Ah.
Evet arkadaşlar, fren testimizi tamamladık ve gördüğümüz yaklaşık %7'lik bir fark oluşuyor hidrolik disk frenle V-fren arasında bitiş çizgisinden itibaren. Şu şekilde çizdik, H yazan hidrolik diskin, V yazan da V-fren sisteminin. Her iki bisikletten de start noktasından başlayarak aynı vites oranında, aynı dişli oranında sonuna kadar kullanarak gücümü hızlandım ve aynı şekilde frenleme yaptım bitiş çizgisinde. Bu kadar fark oluştu fakat bunun içinde bir sürü etmen var. Yani sadece fren olarak değil, işte lastik olarak, lastik kalitesi, işte lastiklerin hava basıncı, amortisör gibi bir sürü etmen var. Şimdi bu kadar bir fark oluştu ama bu demek değil ki yani hidrolik disk almaya değmez o zaman. Şu şekilde artıları da oluyor. Yani hidrolik disk frende bunu bu kadar mesafede durmak için harcadığım enerjiden kat kat fazlasını harcadım V-frende. Çünkü daha sert bir frenleme gerekiyor. Daha çok güç gerekiyor. Hidrolik disk frende nispeten daha yumuşak bir frenlemeyle aynı duruşu sağlıyoruz. Hatta biraz daha iyisini sağlıyoruz. Yani bu biraz daha böyle üstün körü bir inceleme oldu. Çünkü hani bir sürü etmen var. İşte aynı hızlarda değildi belki. Hani aşağı yukarı bir inceleme oldu. Bir hatırlatma daha yapalım. Şimdi biz asfalt zeminde yaptık bu testi. Tabii ki arazide daha farklı olur. Daha çok güç harcanır. Yani gördüğünüz gibi asfaltta V-frenin performansı da gayet güzel. Yani bu şekilde bir zeminde kullanacaksanız, şehir içinde kullanacaksanız V-fren de gayet iş görür. Arazide kullanacaksanız o zaman da hidrolik disk fren daha iyi olacaktır.